Osmanlı Padişahı 1. Murat Avrupa'ya doğru ilerlemeye devam eder. 1362 yılında Balkanlardaki en önemli Bizans kenti olan Adrianopolis'i alır. Roma İmparatoru Büyük Adrian'ın askeri ve ticari nedenlerle kurduğu bu şehre Osmanlı Edirne adını verir ve bu fetih Padişah 1. Murat'a Hüdavendigâr yani imparator unvanını kazandırır. Ünvan ortada, ilk defa bir Balkan İmparatorluğu haline geldik. Sınırlar genişledi çünkü biliyorsunuz Doğu Sırbistan, bugünkü Batı Trakya, Bulgaristan'ın bir kısmı, tamamı değil tabii. Ve Anadolu yakasında da Bursa zaten merkez olmak üzere Germiyan dediğimiz Kütahya, Osmanlı toprakları içinde. Dolayısıyla harita üzerinde bu o zamanın Balkan dünyası için artık bir imparatorluk. Ve ilk çar olarak Murad-ı Hüdavendigâr zikredilir. Üçüncü hükümdarı hanedanın biliyorsunuz. Şimdi konunun kendine gelelim. Edirne fethediliyor. Selanik bunun ardından alınmıştır. Alındığı zaman küçük bir şehirdir. Bir ara kaybedilmiştir, sonra tekrar 2. Murat devrinde Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Ne zamana kadar? 1912 kışına kadar. Ve çok kısa bir zamanda da Selanik biliyorsunuz, bilhassa İspanya'dan ve Avrupa'nın muhtelif yerlerinden göç eden Yahudi nüfusla iskan edilmiştir. Ve dünya tarihinin ve 20. yüzyıl başlarına kadar bütün Avrupa'nın, Akdeniz'in en büyük Yahudi şehri Selanik olmuştur. Başka devletlerin boyunduruğu altında da yaşamış Yahudilerin, Osmanlı İmparatorluğu'yla ilişkileri çok özeldir. İlişki o denli iyiydi ki, Edirne'de yaşayan Safaradi Başı, Avrupa'da yaşayan Yahudileri Osmanlı İmparatorluğu'na davet ederek, Osmanlılarla birlikte yaşayabileceklerini bildirdi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Yahudilere çok iyi davranıyordu. Yahudileri süren ve onlara zulmeden Avrupa'nın, Hristiyan dünyasının aksine şunu söyleyebilirim ki, Osmanlılar ve Yahudiler arasında çok iyi bir ilişki oluştu. Yahudi tarihçiler bu ilişkiyi araştırmalarında etkili bir biçimde vurguluyorlar. Osmanlı İmparatorluğu, İspanya'dan kovulan Yahudilere kapılarını açtı. Onlara çok iyi imkanlar sundu. Onları Bursa'ya, Edirne'ye, İstanbul'a yerleştirdi ve bütün Osmanlı topraklarına yerleşme imkanı ve izni verdi. Daha sonra bu Yahudiler öteki Osmanlı vatandaşlarına karıştılar. Bu olay Yahudi tarihçiler tarafından çok onurlu bir olay olarak ele alınır. 15. 16. yüzyıl Osmanlısının bu akli davranışını 20. yüzyıl başındaki Yunanistan Krallığı gösterememiştir. 1912'de şehre girdikleri zaman yaptıkları ilk iş Yahudi katliamına ve kovalamasına başlamak olmuştur. Bunu biz demiyoruz. Bizatihi Yahudi tarihini yazan Musevi tarihçiler çok belirli ve vazıh bir şekilde ifade ediyorlar. Şimdi tabi bugünkü tarihe bakarsanız Yunan anavatanının parçası Yunanistan'a kavuştu. O laf o. Çünkü burası Yunanlı falan değildi. Selanik şehrinde de vilayetinde de Helen unsur en az olanıydı.